Avrupa rüyasıyla çıktığımız yolculuktaki ikinci şehrimize geldik arkadaşlar. Burası Londra'ya 3 saat mesafede bulunan muhteşem mimarisiyle orta çağ fışkıran Bath şehri arkadaşlar. Buraya gerçekten çok merak ediyorum. Geçen gelişimde görmediğim yerlerden bir tanesiydi. Burasını anlatmak çok zor çünkü 500'den fazla tarihi yapı burada bulunuyor arkadaşlar. Bunların hepsi tescilleri yapılar. Şehir 1987 yılında UNESCO Kültür Miras Listesi'ne dahil edildi. Onun dışında muhteşem bir katedrali ama en önemlisi de buranın çok ilginç bir şeyi var arkadaşlar. Roma banyoları var. Roma Bath adı oradan geliyor şehrin. 2000 yıllık Roma banyolarını bu şehri gezerken göreceksiniz. Hatta oraya gelme sebepleri de insanların bu. Bakacağız, eğer çok sıra olmazsa gireceğiz oraya da. Onun dışında böyle muhteşem mekanlar, yerler. Gerçekten tam benim sevdiğim tarzım yerler. Şimdi hazırsanız bakalım neler gelecek. Şimdi Bath şehriyle ilgili şöyle bir şey anlatayım arkadaşlar. Öncelikle Bridgerton dizisinin birçok sahnesi bu şehirde çekiliyor arkadaşlar. O yüzden edebi bir şehir olması bu filmlerin burada çekilmesi en büyük sebebi. Ama buranın asıl özelliği neden edebi bir şehir? Jane Austen'ın da merkezi, onun bir müzesi de yine burada. Jane Austen kimdir? İşte bu birçok romanı 19. yüzyılda yaşamış. Önemli bir İngiliz yazar, edebi yazar, birçok romanı var biliyorsunuz ki. Buraya geldiğiniz zaman da onunla ilgili birçok şeyi burada görebiliyorsunuz. Çünkü kendisi Bath şehrini çok seviyor ve birçok kitabını da burada yazıyor. O yüzden onun böyle işte, onun merkezi diye bir yer yapmışlar. Yani kitaplarını, hayatıyla ilgili şeyleri buraya gelip müzeyi gezerek görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda biz Royal Crescent'a doğru yürürken buraya göstermek istedim. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Evet, şimdi Bath'taki en önemli meydanlardan birine geldik arkadaşlar. Burası Circus Meydanı. Aslında eskiden kralın sirki anlamına gelen bir anlamı varmış. Şu anda da Circus Meydanı diye anılıyor. Ama buranın özelliği şu. Londra'ya gezdiğiniz zaman Victoria dönemi ya da Roma dönemiyle ilgili birçok mimari stili görürsünüz. Ama burada Georgian stili dediğimiz İngiltere'ye daha çok özel bir stil var. Evlerin aşağı yukarı hemen hemen hepsi bu şekilde yapılmış. Daha yuvarlak kenarlı, daha böyle farklı tasarımdaki bir evlerden bahsediyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer tamamen bir yuvarlak bir alan arkadaşlar. Zaten Circus ismi oradan geliyor. Ve etrafımda da ki gördüğünüz bu ağaçlar da devasa, belki de yüzyıllarca yaşına sahip çınar ağaçları. Gerçekten çok acayip bir yerdeyiz şu anda. Buradan da yani burası artık hani gelen bütün turları mutlaka uğradığı bir alan. Çünkü şöyle bir mimari dünyada çok nadir yerde görürsünüz. Ki bahsettiğimiz 500 yıldan fazla evlerin olduğundan bahsediyorum size. Ve şimdi de buranın Royal Crescent adı verilen bölgeye gideceğiz. Ondan sonra bu yeni yerleşim yerlerinden çıkıp tarihi mekanlara başlayacağız. Hafta sonu olmasından dolayı İngiltere'nin içinden de bayağı insan buraya geliyor arkadaşlar. Bir de yaz ayları biliyorsunuz İngiltere'de güneşli gün sayısı çok az olduğu için bu zamanları İngilizler kaçırmıyorlar. Kendilerine böyle başka şehirler atıyorlar. Görmeyi istedikleri yerleri görüyorlar. Şu anda bakın Royal Crescent'a doğru giderken, yani aslında kraliyet ayı diyebiliriz buraya. Hani böyle yarım ay vardır ya bizim Türk bayrağımızdaki gibi. Öyle bir mimarlı yere gidiyoruz. İşte oraya doğru giderken şu kalabalığı görüyorsunuz. Her yerden insanlar oraya doğru akıyorlar. Zaten Bath'ın ana meydanı insan kaynıyordu. Önce buraları bitirdikten sonra bir yoğunluğa gireceğim. Ama mimari gerçekten beni çok büyüledi. Hayran kalmamak elde değil. Çok acayip bir yerdeyim. Burası Royal Crescent adı verilen. İşte şu gördüğünüz hilal arkadaşlar. Kraliyet hilali diyebilirsiniz. Şöyle yarım daire şeklinde bir yapı. Burası bir özel mülk. Ben başta bir hükümet binası falan diye düşündüm. Ama tamamen bir özel mülkten bahsediyoruz. Hatta bakın şu an arkamda gördüğünüz herkes burada pikniğini yapıp oturup keyfine bakarken şu sazlıklardan sonraki kısma bir küçük bir hendek var. Otlar var. Şu tarafa geçemiyorlar. Orası özel mülk. Her bir daire artık birine ait. Böyle herhangi bir kamu kurumu ya da müze falan değil şu arka taraf. Ama buranın bir diğer özelliği de özellikle son yıllarda herkesin bilmesinin sebebi Bridgerton dizisinin Bridgerton artık bilmiyorum tam olarak okunuşunu kusura bakmayın sürekli yanlış söyleyebiliyorum.
Bridgerton dizisinin çekim yerlerinden bir tanesi işte buranın bahçesi arkadaşlar. Hatta tam şu köşe binayı hatırlayın, önünde böyle işte o dönemin kıyafetlerini giyen oyuncuların yürüdüğünü, filmin kahramanlarının yürüdüğünü hatırlarsınız. İşte burası şehrin en büyük alanlarından bir tanesi ve dünyadaki işte en ilginç yapılardan bir tanesi. Bakın sonra şurası bitiyor. Şurada merdiven şeklinde aşağı doğru inen bir yapıları göreceksiniz. Yani Georgian mimarisini çok güzel bir şekilde burada görüyorsunuz şu anda karşımda. Ya gerçekten masal diyarı gibi bir yerdeyiz arkadaşlar. Bahçeşehir'de çok güzelmiş. Yani buraya özellikle burası için bile gelinir. Gerçi bu cümleyi muhtemelen 4-5 şehirde daha duyacaksınız benden, İngilizlerin şehirlerinde. Chester gibi, York gibi, Durham gibi yerlerden duyacaksınız. Ama burası böyle bir anda aynı o Bridgerton filmindeki gibi kendinizi o eski İngiliz zamanlarında hissedeceksiniz. Hani böyle kraliyet ailesinin ya da işte o dizilerinin çekildiği Aşk ve Gurur filmindeki gibi ya da Kefaret filmindeki gibi o bahçelerin evlerin arasında geziyormuş gibi hissediyorsunuz. Bakın şu an gördüğünüz her şey şehrin merkezi. Bu kadar ki yeşil bir şehirdeyiz şu anda. Ya bayıldım. Yani daha ikinci gündeyiz. Ha Londra tamam, iyi, hoş, tamam, dünyanın en önemli şehirlerinden ama ben böyle yerleri daha çok seviyorum. Daha bir özel, daha bir kendine has bir kültürü var. Şöyle bir merdiven çıkıyor. Ağaçların arasından böyle başka binaların arasına çıkıyorsunuz. Bir anda kendinizi parkta buluyorsunuz. Çok güzel ya. Şimdi parkın içinden bir park çıkıyor. Mesela burası Georgian Garden adı verilen bir park. Şimdi önümde insanlar var. Bir geçsinler. Thank you. Thank you. Şimdi bakın bu bir Georgian evi. Mimariyi görüyorsunuz zaten anlattığım gibi. Bu da önündeki böyle insanların gezmesi için açılmış parklardan bir tanesi. Hani şöyle bir Rönesans parkları gibi beklemeyin ama doğayla daha bir doğal parklar görüyorsunuz karşınızda. Georgian mimarili evlerle ilgili bir özellik daha var arkadaşlar. Ön tarafı hep caddeye bakıyor. Önünde sanki bahçe yokmuş gibi düşünüyorsun ama her birinin arka tarafında kendi özel bahçeleri var. Herkes böyle kendine göre döşüyor, dekore ediyor. Şöyle kapıları var, bahçelere açılan kapılar var. Bunlar hepsi özel mülk tabii, giremiyorsunuz. Az önceki gösterdiğim yer özel mülk değildi, insanlara açıktı. Ama işte böyle yokuşlardan da inebiliyorsunuz. Farklı sokaklara bu şekilde giriyorsunuz. Bu şehirdeki meydan inanılmaz kalabalık. Özellikle hafta sonları ve güneşli havalarda ama bu yerler yine halen çok büyük alanlar olduğu için tenhalar. O yüzden bir kendinizi atın şu sokaklara, bir kaybolun diyorum. Yani ne anlatsam ki? 500 tane yakın tarihi binanın olmasına şaşırmamak lazım. Bence 500'den de çok fazla. Burası da Queen Street arkadaşlar. Çok güzel bir kemere açılan bir cadde. Şöyle sol tarafta ve sağ tarafta da bir sürü mekan var. Oturup böyle şu ambiyansın tadını çıkartabiliyorsunuz. Yani açık açık şurada Quiet, açıkça söylemek gerekirse şurada Wu Street var, burada Quiet Street var, burada Queen Street var. Her birisi çok güzel ama şuraya ayrı bir beğenince çekmek istedim. Zaten her sokağa gezdiğiniz zaman büyüleneceksiniz gerçekten. Şimdi şu çatı yapısı ile ilgili bir şey anlatayım arkadaşlar. Bakın şu bacaları görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane daha böyle bacanın üzerine bir baca var. Onların her bir tanesi binadaki daire sayısını gösteriyor. Yani şu binada 7 tane ev olduğu için her birinin şöminesinden ya da ocaklarından çıkan bacayı gösteriyor. Baca üzerindeki bacayı gösteriyor arkadaşlar. İşte o yüzden bunu bilmek de önemli. Hani ne kadar farklı demeyeyim. Mesela şunda 4 tane varmış. Onun arkasındakinde 5 tane var. Şunda 5 tane var. Böyle güzel bir olay da var. Onu anlatmak istedim size. Şimdi çok ilginç bir şey anlatacağım size arkadaşlar. Son yıllarda birçok kilisenin cemaati azaldığı için ve
O kiliseler biliyorsunuz ki Avrupa'da öyle devletten para almazlar, hükümetlerden para almazlar. Tamamen cemaatler üzerinden gelirleri sağlanır. Masrafları karşılayamadığı için, cemaat de olmadığı için artık kiralanıyor. Başka amaçlarla kullanılıyor kiliseler. Bunlardan bir tanesi de hemen şehrin merkezindeki bir kilise. Adına bakamadım ama yani John Case diye düşünüyorum. Şimdi birazdan bakarım. Üzerine de yazarım videonun. Burası bakın bir kafe. Kafe olarak kullanılıyor şu anda. Yani ne kadar doğru tartışılır ama böyle amaçları sık sık artık görüyoruz. Mesela Londra merkezinde bir tane pazar yeri olarak kullanılan var. Hollanda'da kütüphane olarak kullanılan var mesela. Bunları son zamanlarda görmeye başladık ama mesela burası hiç bildiğim bir yer değildi. Ama bir anda böyle bir şey çıktı. Şu anda arkamda gördüğünüz yer İngiltere'nin ve dünyanın en ikonik köprülerinden bir tanesi. Sebebi şu: dünyada üzerinde çarşı olan, yaşamın olduğu 4 tane köprü var arkadaşlar. Bir tanesi Ponte Vecchio. O neredeydi biliyorsunuz ki? Floransa'da. Diğeri Venedik'teki Rialto Köprüsü. Diğeri Türkiye'den Bursa'daki Irgana Köprüsü. Irgandi de olabilir, özellikle Irgandi Köprüsü. Dördüncüsü de Pultenay Köprüsü Bahtı arkadaşlar. Bu 4 köprünün dünyada eşi benzeri yok bu alanda. Ama buranın bir diğer özelliği 1774 yılında yapıldığından dolayı dünyadaki en eski köprülerden bir tanesi bu alanda. Ve bir diğer özelliği de Sefiller filminin çekildiği, Les Mirabelles filmi, sefillerin çekildiği yerlerden bir tanesi. Zaten İngiltere'nin dört bir yanında mutlaka bir film çekilmiş. Burada Sefiller filminin başrolü, o köprüden koştukları sahneyi hatırlarsınız. İşte o köprü burası. 3 tane kemeri var arkadaşlar. Bu Akan Nehri'nin ismi de Avon Nehri. Avon Nehri'ni böyle çok güzel peyzajla yapmışlar. Rekreasyon çalışmaları da yapmışlar. Bakın böyle mini bir şelale oluşturmuşlar. 3 kemerli var dedim. Yukarıdaki her bir pencere bir dükkana ait. 2 katlı dükkanlar var. Yukarı depo olarak kullanılıyor genellikle. Sonrasında böyle arkadan gelip şu ada ve yarımada çevresinden çok güzel görseller yakalayabilirsiniz. Üstte ne olduğu anlaşılmıyor. Hatta karşı da çok iyi bir nokta değil. Ama şuralar fotoğraf çekmek için en güzel yerler. Benim de en çok merak ettiğim köprüden biri buydu. Çünkü dünyada 4 tane çarşılı köprü var ve ben 4'ünü de görmüş oldum. Bahta gezerken arkadaşlar böyle nehir kenarında bu Avon Nehri boyunca yürümeye devam edin. Gerçekten doğa sizi çok güzel karşılayacak. Her noktada, her yerde bir şeyler var. Mesela burası stadyumuymuş. Bakın Baht'ın River State Gate'de yani nehir kapısı. Hangi takım var acaba? Baht Spor'dur sanırım. Onun yeri. Şimdi bir sonraki köprüye kadar buradan yürüyeceğim. Yaklaşık 3 saat, 3,5 saatimiz olduğu için bu şehirde yarısını tükettim. Bu köprüde bayağı zaman geçirdim. Bakın şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız ya? Arkada muhteşem bir hem katedral manzarası var hem de o Georgian evlerinin mimarisi sizi karşılıyor ve bahçeler zaten. Şu an inanılmaz güzel bir ışıktayız. Renkler çok güzel. Şimdi burada güzel bir video çekip devam edeceğim yoluma. Şimdi arkamda gördüğünüz bu tapınağa benzeyen yerin ne olduğunu birazdan içeri girince göreceksiniz arkadaşlar. Gerçekten çok acayip, çeviriyorum. Bakın kitapçının güzelliğine bakın arkadaşlar. İsteyen alsın okusun, isteyen satın alsın. Yani işe girdiğiniz zaman şu kokuyu keşke videoda size aktarabilseydim ama koku bile çok güzel. Ve karşınızda bu şehrin en önemli dini mekanı olan Baht Abbey manastırı var. Şimdi bu Abbey ile katedral arasındaki farkı da şöyle anlatayım arkadaşlar. Londra'da da bu çok vardı. Abbey dediğimiz yerler din adamlarının, rahibelerin, rahiplerin sadece girip ibadet ettikleri yer. Katedral halka açık olan yer. Yani burası halka kapalıymış eskiden, orası halka açıkmış. Burası 1499 yılında yapılan bir gotik şaheser arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten gotik diye bağırıyor mekan. Şehrin zaten tam meydanında bulunuyor şu gördüğünüz alan.
Buranın şöyle bir rivayet var. Psikopos Overking bir gün rüyasında meleklerin merdivenden inip cennete tırmandığını görüyor. Ve sonrasında rüyasının devamında saç bir kral bir zeytin ağacı dikmeli. İşte bunu bir katedral olarak yorumluyor ve bu devasa katedralin ya da pardon abeyin yapılmasını istiyor. Şu an içeri giriş 7,5 pound ama ben az önce yanlışlıkla içeri ücretsiz girdim. Dışarıda böyle çok garip bir shop var. Shop'un bir kapısından bir girdim. Kendimi içeride buldum. Herhalde kimse yok diyor anda kapısından ama 7,5 pound'a giriş yapabiliyorsunuz. Normalde Londra'da bu tarz yerler ücretsizdi ama burada ücretli. İşte burası da böyle şehrin zaten en canlı meydanı. Burayı da her yerden görüyorsunuz dediğim gibi. Kulesi de var. Kuleye de ekstra ücretle direkt çıkabiliyorsunuz. Onun dışında zaten muhteşem bir yer, muhteşem bir mekan. Şimdi buradan sonra diğer mekanlara daha devam edip artık Bath videomuzun sonuna gelmeye başlayacağız. Şimdi arkamda arkadaşlar Roman Bath var ama orada bir müzik olduğu için şu gördüğünüz binayı gösteriyorum ve devam ediyorum. Çünkü sesten çok anlaşılmayacak anlattıklarım. Şimdi Roman Bath adı verilen Bath'ta, yani Bath'ta ismini veren olay burada bir Roma banyolarının olması. 2000 yıllık banyolardan bahsediyorum arkadaşlar. Yani İngiltere toprakları Roma medeniyeti için çok önemli yerlerdi. Hatta Kral Arthur'un yuvarlak masa şövalyeleri falan filan o hikayeleri bilirsiniz. Hep Britanya geçer. İşte burası yani İngilizler böyle gittikleri birçok yer Roma banyoları yapmışlar. Hatta ülkemizde de buna çok benzeyen ama maalesef bakımsızlıktan çok kötü bir halde bulunan bir Yozgat'ta bulunan bir banyolar var arkadaşlar. Roma banyoları ama şu anda eşek bağlıyorlar önüne. O kadar gibi bakımsız. Ama son zamanlarda bir çalışmalar var umarım çıkarılır. Neyse konumuza dönelim. Bu Roma banyolarına giriş 26 pound arkadaşlar. Şu anda pound 43 TL olduğunu düşünürsek yani 1000 liradan fazla bir ücret ödemeniz gerekiyor o banyoları gezmek için. Ben girdim mi? Girmedim. Çünkü yani gerçekten İngiltere'de Türk lirasının ne kadar değersiz olduğunu çok daha fazla anlıyorsunuz. Hani Avrupa'ya gittiğiniz zaman Euro'yu falan görüyorsunuz ama İngiltere zaten birim bazı zaten pahalı. Bir de üzerine Türk lirasının bu değeri maalesef böyle birçok yere girmemizi engelliyor. O zaman biz de daha ücretsiz müzeleri falan seçiyoruz. Londra'da bunun eksikliğini hiç hissetmedik çok şükür. Bütün önemli yerler ücretsizdi ama burada işte buranın en önemli yeri ücretli. Hatta katedrali de ücretli dediğim gibi. İşte böyle Bath kısmında bu şekilde. Daha farklı yerler görünce anlatmaya devam edeceğim. Yoksa zaten kapanış yapacağım. Bundan 5-6 sene öncesine kadar az önce gösterdiğim banyolarda yıkanabiliyordunuz. Ama artık orası çok aşırı turist çektiği için kapandı. Ama böyle hemen civarında otellere ve Kings and Queens Bath gibi tarihi banyolar da açıldı. Daha sonra bu banyolar zaten vardı. Buraları tamamen kapatabiliyorsunuz. Geliyorsunuz işte atıyorum bizdeki Bekar Laveda gibi düşünün. Hamamları kapatırlar ya. Burada kapatabiliyorlar ama çok uçuk paralar. Yoksa gelip burada 50-60 pound'a, 100 pound'a artık bilmiyorum fiyatına girip banyo keyfi de yapabiliyorsunuz termal sularda. İşte burada da böyle imkanlar da var. Eğer geniş vakitte gelirseniz bunu da değerlendirebilirsiniz. Ve Bath gezimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bu güzel şehirde 3,5 saat zaman geçirdik ve yetiyor. Yani öyle bir büyük gibi görünüyor ama birbirine çok yakın gezilecek yerler. Hatta oturdum, parkta keyfini yaptım, yemeğini yedim. Birkaç tane ufak tefek müzeyi de gezdim. Yani gerçekten çok güzeldi. Bir sonraki mekanımız Galler'in başkenti Cardiff olacak. Avrupa rüyasıyla rotalarımıza devam edeceğiz. 20 tane şehri tamamlayacağım arkadaşlar. Ya 20 ayrı YouTube videosu olacak ya da bazılarını bir araya getireceğim. Ama sanırım Bath için bir video çıkacak. Tam kaç dakika çektim bilmiyorum ama bayağı size bir şey anlatmaya çalıştım. Neyse uzatmıyorum. Bir sonraki rotada görüşmek üzere. Benimle kalmaya devam edin. Bye bye.